Kalabalık bir kahve dükkanında çalışan bir kişi ortadan kaybolmuş ve herkes bir anda çalışanı aramaya başlamıştır. Ve kahve dükkanında bir anda curcuna yaşanır. Daha sonrasında hesap ödemek isteyen müşteriler bu çalışanı aramaya başlamıştır. Ve en sonunda çalışan depoda bilinçsiz bir şekilde yerde yatarken bulunur. Hemen polislere haber verilmiştir. Polisler olay yerine geldiklerinde şüpheli kişileri sorguya alırlar ve ilk kişi de Samet'tir. "Arkadaşımla konuşmaya geldim. O burada garson," demiştir. Selay, "Kısa bir ara verdim. Bir kahve aldım ve işe geri döndüm," demiştir. Son kişi Seçkin'dir. "Tuvalete girmem gerekliydi. Hiçbir şey hakkında bilgim yok," demiştir. İfadeler üzerine olay yerini araştıran polisler tezgahın üzerinde bir not bulurlar ve notta şu yazmaktadır: "Saat 3'te depoda buluşalım." Ve altında ise şu notun yazıldığını görürler. Bu ipucuna bakan polisler ifadesini aldıkları kişilerden birisinin suçlu olduğunu anlamıştır. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi Seçkin'dir. R, D, C, J, I ve M harflerinin bir sonraki harfi Seçkin ismini vermekte. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ebru, evlilik yıl dönümü için eşine özel bir yemek hazırlamış ve eşini beklemeye başlamıştır. Eşi gelmeyince eşini aramıştır fakat Ebru eşine ulaşamaz. Biraz bekledikten sonra ise telefonuna videolu bir mesaj gelmiştir. Ve bu mesajda Ebru, eşinin kaçırıldığını fark eder. Oldukça korkan Ebru'ya, videodaki maskeli olan bu adam şunu söyler: "Kocan bizde, bu maskeyle terliyorum." "Her neyse, bilmecemizi çöz ve eşinin buradan kurtulmasına izin verelim," demiştir. Ve videoda şu geçmektedir: "Sana verdiğimiz harflerden sonraki 3 harfi tahmin et. S, V, H, S, Ü." Eşini kurtarmak isteyen Ebru hangi harfleri söylemeli? Süren başladı. S, V, H, S, Ü harflerinden sonraki harfler H, T ve E'dir. Çünkü bu harfler verilen yazının baş harflerinden oluşmakta. Cep telefonlarının çekmediği bir yükseklikte olan meditasyon yerinde bir cinayet işlenmiştir ve olay yerine polisler çağrılır. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgisi olabilecek olan 3 kişiyi sorguya alırlar. Sorguda ilk kişi meditasyon yaptıran kişidir ve bu kişi, "Olayın gerçekleştiği saatlerde meditasyonum vardı ve oradan hiç ayrılmadım," demiştir. Diğer kişi hayatını kaybeden kişinin meditasyon arkadaşıdır ve bu kişi, "İşlerim çok yoğun. Buraya iş stresini atmak için geldim ama bugün sabah telefonum çaldı ve bir sorun olduğunu söylediler. Saatlerdir sorunumu çözmek için cep telefonumla görüşmeler yapıyorum," demiştir. Diğer bir kişi ise başka bir meditasyon yaptıran kişidir ve bu kişi, "Bugün izin günüm ve her şeyden uzaklaşmak ve ruhumu tazelemek için buradan uzaklaştım. Olayın gerçekleştiği saatlerde burada değildim," demiştir. Bunun üzerine ifadeleri dinleyen polisler içlerinden bir tanesinin suçlu olduğunu anlar. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi ifadesi alınan ikinci kişi. Çünkü bu meditasyon yerinde telefonun çekmediğini sorumuzun başında söylemiştik. Elma ağacı ve muzun bulunduğu bu görselde son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Gerekli işlemler yapıldığında sonuç 42. Şimdi ise sizlere bu denklemleri vereceğiz ve sizlerden hamburger, ketçap ve patates kızartmasının değerini bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler doğru cevaplara ulaşabilir. Ketçap 8, hamburger ve patates kızartması 25'tir. Peki bu sonuca kimler ulaştı? Üçgen, kare ve daire ile oluşturulan denklemlerin yer aldığı bu görselde üçgen ve dairenin değerini bulabilir misiniz? Süreniz başladı.
Oldukça kolay olan bu soruda daire 3, üçgen ise 5'tir. Teknelerin verildiği bu görselde sizlerden birbirinin aynısı olan tekneyi bulmanızı istiyoruz. 10 saniyemiz başladı. Birbirinin aynısı olan tekne 2 ve 6 numaralı teknedir. İğnelerin verildiği bu görselde yine sizlerden birbirinin aynısı olan iğneleri bulmanızı istiyoruz. Birbirinin aynısı olan iğneler 3 ve 10 numaralı iğneler. Son kez sizlerden birbirinin aynısı olan patenleri bulmanızı istiyoruz. Bunu bulabilir misiniz? Birbirinin aynısı olan patenler 1 ve 5 numaralı patenlerdir. Şimdi sizlere bu aslanları vereceğiz ve sizlerden bu görselde kaç tane aslan olduğunu bulmanızı isteyeceğiz. Süreniz başladı. Bu görselde 15 tane aslan bulunmakta. Peki bu aslanların hepsini bulabildiniz mi? Palyaçoların yer aldığı bu görselde farklı olan palyaçoyu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan palyaço resmin sağ üst köşesinde. Peki bu görseldeki farklı olan işçiyi bulabilir misiniz? 10 saniyeniz başladı. Farklı olan işçi burada bulunmakta. Peki bunu kimler bulabildi? Tilkilerin yer aldığı bu görselde diğerlerinden farklı olan bir tilki bulunmakta. Hazırsanız bu tilkiyi arayın. Farklı olan tilkiyi gösterdik. Şimdi sizlere bu palyaçoları vereceğiz ve sizlerden farklı olanı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan palyaço işte burada, sağ üst tarafta. Büyülü ormanın yer aldığı bu görseldeki iki resim arasındaki 9 farkı bulabilir misiniz? Hazırsanız başlayın. İki görsel arasındaki 9 fark karşınızda. Maşa ile koca ayının yer aldığı bu görselde ise tek bir fark bulunmakta. Hazırsanız 10 saniyeniz başladı. İki görsel arasındaki tek fark burada bulunmakta. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde iki çift bulunmakta fakat bu çiftlerden birisi katil. Resme daha dikkatli bakın ve hangi çiftin katil olduğunu bulmaya çalışın. Süreniz başladı. Katil sağdaki bu çifttir. Çünkü buradaki erkeğin cebine bakılırsa orada bir bıçak sakladığını görebilirsiniz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.